muhtar yapıyor ya. Muhtarla daha görüşmedik. Abi muhtar şey yapmazsa seni yapıyor. Evet, devam ediyoruz. Röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda yine bir gurbetçi abimiz var. İsim neydi abi? İsim Nafiz Erdoğan. Köyümüzü tanıtmak amacıyla Yozgat'tan Yozgat TV gelmiştir. Saat 1.30'da köy meydanında toplanalım. Köy Yozgat'tan Yozgat TV gelmiştir. Saat 1.30'da köy meydanında toplanalım. Muhtar gelir. Evet, muhtar anonsunu yaptı. Evet, anonsunu yaptı muhtar efendi. Kimler var? Malım bol falan diyor. Çünkü tezekler bu işte. Bize kömür mümür vermedi, bunu yapıyoruz. Hadi yemezseydiniz, düğün vardı, düğün de vardı. Ben istedim ya, bir anda sonra düğünün dorsu değil de. Düğünün önce sabahtan yoruyor, tandırı yakıyor. 3-4 takta oluyor. Hep oturuyor, eviriyor. 4 takta ediyor, ben eviriyorum. Ben Yozgatlıyım. Resul'ün hanımıyım ben. Pişireceğim. Eğer isteyen varsa ben her daim ekmek evireceğim. Beni isteyen varsa Yozgat çayından evireceğim. Daha ben ne diyeyim ki? Mi derim, gözlerinden öperim. Yemeğimizi yiyenler, gelenler buyursun. Biz böyleyik, Yozgatlıyız. Çok perişan bir durumdayız. Koy kadınları böyle perişan. Perişan koy kadınları işte, aha böyle görüyorsunuz, teyzenin günümüz geçiyor. Tayyip babamıza selam ediyorum, ellerinden öpüyorum. Tayyip babam bizi kurtarsın. Biz dağlarda şeylerde sürünüyor, bir köylü kadınıyız. 55 yaşındayım ben, bu yaşta tandırın başındayım. Ne yapayım işte böyle. Gökhan oğlum selam eder, gözlerinden öperim. Herkese, beni soranlara, dayılarıma, emmilerime, emmilerim, uşaklarına herkese selam ederim, gözlerinden öperim ayrı ayrı. Beni de sorarsanız dayınız kızı Fadime. Eşdalın kızı. Yenge, düğünü var ya bugün haftaya. Haftaya düğünü vardı, gelmiş olsa haftada daha iyi olurdu. Bugün gidiyor, ekmek yapıyor. Selam ederim Nuru Bedriye, sana da gözlerinizden öperim. Hadi iyi günler. Nasılsın? Allah'a şükür, sen nasılsın, iyi misin? Ben iyiydi halim. Ya la, ben de iyiydi halim. Rampaya çıkarken dişim ağrı girdi. Öyle mi? Allah'a. Ne uğruyorsun hala, neyle uğraşıyorsun? Aha, bunlarla uğraşıyor, kurban oldum. Sen? Aslan abinin evinden Karaçorak köyünü çekiyoruz. Burası Aslan abinin, buraya bir dön istersen. Tamam burası. İkinci ev Süleyman amcanın şurası. Şurayı çek. Karşıda Metin Berk, onun oğlu. Hadi koyun ağası, Aslan abi dönerdik sana. Şurası Cinömer emmi diye bir amcanın evi. Şurayı çekebiliyor mu? Burası Hurşit Bozlak. Köyümüzün okulu, lojmanı. Şurası Mıstığı Mehmet derler. Orayı tam çekemiyorsun herhalde. Şu iki katlı yer var ya. Hı-hı. Aslan abi, amcanın kardeşi Bekir abinin evi pek gözükmüyor Suat'tan, Kavak'tan. Ferzi'nin İsmail'in evi. Onun altında Ferzi'nin Ahmet'in evi. Durak Beke'nin evi. Seyit Ahmet Bozlak, Salim'in Ahmet. Bunlar hepsi bir arada. Oradan Ercan'ın evi. Mıstığın Zeki'nin evi. Camimizi çektin değil mi? Caminin sol tarafına geçince sarı bina, eski muhtarlardan Ali Osman'ın hacı isimli arkadaşın evi.
bayrağın olduğu yer. Oradan aşağıya Ahmet'in hacı, hafız derler, onun evi. Hürmüz Bozkurt'un evi. Evler unutmayak, genelde sıratlamayak. Vallahi kızarlar şimdi. Tırışın Bekir'in evi, tabi ayağımızı yatalım. Tabi. Vallahi buradan görebildiğimiz bu kadar. Fazla komple görebiliyor musun buradan? Senin gördüğün burada görüyor. Ya öbür taraftan çekersek demek istediğim. Bu karşı gördüğümüz İğdecik Dağı'nın dibi deniliyor değil mi Aslan abi karşıya? He. Dağ dibi deniliyor. Şurası Kayaltı. Şu kayaların adı gözüküyor zaten. Buradan bu kadar mevki görünüyor. Tatın depe derler şuraya. Orası dağ dibi. Köy önleri olarak geçiyor. Burada görünen mevki bu kadar. Evet sevgili izleyicilerimiz, burası Yozgat ilimizin Çayıralan ilçesi ve Çayıralan ilçesinde satlık iki katlı ev. Tabii bahçesinde çeker tarafını çek işte. Ne oldu, domatesler olmamış bu sene? Yeni o bu sene. Ayrımıza dağda bitiremedik. Gitsin başka. Aa burada da çok erik. Aa burada da. Ya hiç giremedi ev. Yok temiz. Burada çamaşır makinesi, buzdolabı, hepsi var. Şurada çamaşır makinesi, banyo, su. Burada da bir odun havalı var. Işıkları kestik. Her şey var. Bu yanına geç, bu yanına al. Her şey aynı.